Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Sirius server'ında Battle-Dressed karakterimdeyim. Dressed skill'lerine detaylı olarak bakmaya devam ediyoruz. Daha önce Master ve Hell skill'lerinin teker teker ne işe yaradığına ve nasıl kullanıldığına bakmıştık. Bu sefer de Aura, yani artı olarak bilinen skill'lere bakacağız. Dağıtabildiğim skill puanı kadar skill dağıtıyorum. Evet, toplamda 77 skill puanımızı dağıttık. Aura skill'lerine teker teker bakacak olursak ilk skill'imiz 20 defans veren skill. 3 puan verdiğinizde bu skill'i kullanabiliyorsunuz. Şekildeki gibi bir animasyonu var. Karakterinizin defans oranını 20 arttırıyor. İkinci skill'imiz de ilk HP arttıran skill'lerden bir tanesi. Bunu dağıttığınızda HP'niz 60 puan artıyor. Üçüncü skillimiz de Resist skillerinin ilki. Karakter bölümünde bulunan Resist'ten bu skill'i attığınızda 20 puan fazla alıyorsunuz. Beşinci skillimiz Invisibility Shell. Defans skillerinin ikincisi. Üzerimizdeki tüm skill'leri silelim. Bu skill'i attığınızda da karakterinizin defansı 40 artıyor. 468 oldu defansımız. Yine Brave skill'i de HP arttıran skill'lerden ikincisi. Ve bu skill'i attığınızda HP'niz 240 artıyor. Üçüncü Wild skill'i de %150 damage vuruyor. 21 skill'i özellikle exp kasarken 62 level'e kadar kesinlikle kullanılabilecek bir skill. Çünkü cooldown'u yok. Herhangi bir şekilde combo bilmenize gerek yok. Doğrudan skill'e basmanız yeterli. 21 puanda açılan diğer defans skillimize bakarsak bu skillde 80 AC veriyor. Üzerimizdeki AC'yi sildik. Karakterimizin defansı 508 oldu. Özellikle ilk levellerde exp kasarken kullanılabilir bir skill diyebilirim. Ve strong skill'i bu skillde size 360 HP veriyor atıldığında. HP miktarımız da bu skill'e beraber 3000'e çıktı. Yine bu iki skill'i de silelim ve aura skill'lerine devam edelim. Great Mind skill'i resist arttıran bir diğer skill'imiz 27 skill puanı ile açılıyor ve tüm resistlerinizi 40 arttırıyor. Ve Witness skill'i de karakterinizin STR'sini 30 arttırıyor. Bu skill'i bastığınızda STR bölümünde artı kısmında yazan rakam 30 artıyor. Sildiğimde 124'e düştüğünü şekildeki gibi görebilirsiniz. Yeniden skill'i bastım. 154'e çıktı. Bu da 30 STR veren bir takı taktığınız anlamına geliyor ki gerçekten en önemli skill'lerden bir tanesi. Bir diğer defans skill'imiz 120 defans veren 30 aura skill'i. Bu skill'de attığınızda şekildeki gibi bu sefer defansımız 548'e çıktı. Toplamda da 120 defans aldık. Bir diğer HP skill'imiz de 33 aura skill'i. Bu skill'i attığınızda toplamda 720 HP artışı görüyorsunuz. HP'miz 3375'e çıktı. Ve Calm Mind skill'i yine Magic, Cure ve Poison resistlerini 60 arttırıyor. Bunu şu şekilde alalım. Üzerimizdeki tüm artıları silebiliriz. Bu skill'de bastığınızda şekildeki gibi bir animasyonu var ve bu sefer resistlerimiz 60 arttı. Aura skill'lerinde bir diğer skill 39 skill puanı ile açılan 160 defans. Bu skill'i bastığınızda da karakterimizin defansının 588'e çıktığını görebilirsiniz. Arch skill'i 42, atak skill'i %150 damage arttırıyor. Bununla birlikte artan damage'e de 100 damage daha ekleniyor. Cooldown'u olan bir skill olduğu için ben çok fazla bu skill'i kullanmıyorum. 42 aura skill'ini kullandığınızda karakterinizin HP'si 960 artacak. 2655'ten 3615'e çıktık. Animasyonda bu şekilde. Ve Fresh Mind. Bu sefer resistleriniz 80 miktarı artacak. Bu şekilde bir animasyonu var ve şekilde gördüğünüz gibi resistlerim 80 arttı.
Collapse yine bir atak skill'i %200 damage arttırıyor. Bununla birlikte artan damage'e de 50 damage ekliyor ama yine cooldown'ı olan bir skill olduğu için ben herhangi bir şekilde kullanmıyorum. Invincibility, Protect bu skill'de defansınızı 200 arttırıyor. Yine bu skill'e atalım animasyonu bu şekilde. Defansımız 628'e çıktı bu skill'le birlikte. Yine silelim. Sildiğimizde defansımız 428. Undying skill'i Priest karakterlerin en çok kullandığı skill diyebilirim. Bu skill'i kullandığınızda karakterinizin HP'sine göre HP arttırıyor. Partinizde bulunan herhangi birine Undying skill'ini attığınızda HP miktarının %60 kadar artış sağlar. 1000 HP'si olan bir karaktere attığınızda 600. 5000 HP'si olan bir karaktere attığınızda 3000 HP artırır. Özellikle bu skill Rogue, Warrior ve Priest karakterleri için gerçekten çok önemli bir skill. Çünkü biliyorsunuz en büyük Priest'te artı skill'i 2500 HP. Dolayısıyla 5K canı olan birine Undying attığınızda alacağı HP artış miktarı 3000 ki 7000 8000 HP olan karakterlere de daha fazla HP artışı sağlayacak. Ve Hapless karakteri parti üyelerine 1200 HP artışı sağlar. Çok kullanışlı bir skill değil çünkü karakterinizin 2000 HP'si varsa zaten Undying attığınızda 1200 HP'si artacak. Dolayısıyla buradaki 1200 HP artışı çok da işe yaradığını söyleyemem. Ve yine bir diğer HP artış skillimiz 1200 HP artıran Greatness. Hapless'tan farkı bu sefer parti üyelerin hepsinin canını 1200 artırması. Dolayısıyla bu skill'i attığınızda partinizde bulunan tüm karakterlerin canları 1200 artar. Tekli skill değil, çoklu skill'dir. Massive benim uzun süre kullandığım bir skill. Özellikle Battle Priest, Mage gibi düşük HP'li karakterlerde kullanılabilir. 1500 can arttırıyor. Bunun için de 57 skill puanı vermelisiniz. Şekildeki gibi atalım. Karakterimizin 4155 canı oldu. Animasyonu da bu şekilde. Ve yavaş yavaş artık aura skill'lerinin güçlü skill'lerine geliyoruz. Evet, aura 60 skill'imiz Insensibility Fell. Bu skill benim şu an açtığım en yüksek defans skill'im. Toplamda karakterinizin defansını 300 arttırıyor ki zaten SC ile de arttırabileceğiniz en yüksek defans miktarı bu. Bu skill'i attığımda defansımın 728'e çıktığını gösterebilirim. Bana göre gerçekten işe yarayan bir skill. Bununla birlikte ileride 350 defans arttıran skill'i de göstereceğim. Ve Imposignus ekli 2K HP skill'i. Bu skill'i attığınızda animasyonu bu şekilde. Karakterinizin HP'si 2000 artıyor. Karakterimizin HP'sinin de 4655'e çıktığını görebilirsiniz. Sildiğimde 2655 canım var. Bless of Good, Bless of Good. Priest karakterler tarafından en çok kullanılan skill'lerden bir tanesidir. Bu skill'i attığınızda partinizdeki herkesin üzerindeki DB kalkar. Bu skill parti kürü olarak geçer. 70 skill puanıyla bu skill'i de rahatlıkla açabiliyorsunuz. Massive Blinder skill'i de Imposignus skill'inin çoklu hali. Bu skill'i attığınızda parti üyelerinizin tümünün canları 2000 artar. Eğer solo oynuyorsanız bu skill yerine Imposignus'u kullanmanızı öneririm çünkü tekli skill 460 mana harcarken çoklu skill 960 mana harcıyor. El miktarında zaten herhangi bir fark yok. Ve kalan 4 tane skill benim için şu anda açık olmayan skill'ler. Counterkör ve Superior ise skill puanım yetmiyor. Onunla birlikte Invincibility Guard ve Round Invincibility skill'lerini de zaten skill açma bölümünden açmadığım için kullanamıyorum. Priest karakterler için de skill nasıl açılır merak ediyorsanız açıklamalarda bulunan linklerden o videoma da gidebilirsiniz. Ben yine de skill özelliklerinden bahsedecek olursam 74 level Round Invincibility skill'ini attığınızda partinizde bulunan tüm karakterlerin 300 defansı artar. Yani burada 60 aura skill'inin tüm parti için kullanılanı diyebilirim.
76 aura skillimizde 350 defans veriyor. Defans olarak bir Battle Priest karakterin en güçlü skillidir. 76 skill puanı ister ve son artık 2 tane skill'e geçebiliriz. Superiority skill'i parti üyelerinizin canlarını 2500 arttırır ki en büyük artı skill'idir. Son olarak da Counter Curse'e gelirsek, Counter Curse atıldığında 10 saniye boyunca herhangi bir şekilde DB yemezsiniz. Evet, toplamda 6 sayfa olan aura skill'lerinin tek tek açıklaması bu şekildeydi. Siz levelinize göre nasıl bir dağılım yapacaksanız bu şekilde hesaplayıp siz de aura skill'lerinizi açabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sormak istediğiniz tüm sorular için yorumları kullanabilirsiniz. Bir başka Knight Online videosunda tekrar görüşmek üzere.